Değerli izleyenler, Afyon Time ve Afyon Haber Ajansı olarak 31 Mart mali değerler yerel seçimlere yönelik Afyon Karahisar'ın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Şu anda yanımızda Sinan Paşa Belediye Başkan Adayı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Belediye Başkan Adayı olan Sayın Erdal Karaman var. Biraz sonra Erdal Bey'e döneceğiz. Şu anda seçim startı verdi, kendisi sahada çalışıyor. Kendisini tanıyacağız. Efendim, Erdal Karaman kimdir? Birazcık kendinizden bize bahsedebilir misiniz? Erdal Karaman, 1974 doğumluyum. Matbaacılık yapıyorum. 1996 yılından beri Afyon merkezde matbaacıyım. Evliyim, 3 çocuk babasıyım. Sinanpaşa'da da işlerimiz var, tarım, hayvancılık. Bu tür işlerle uğraşıyoruz. Erdal Bey, biz biliyoruz sizler Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurulduğu bu zamandan bu yana parti teşkilatının içerisindesiniz. Evet. Sinanpaşa'da bir dönemde ilçe başkanlığınız var. Evet. Birazcık bunlardan bahsedelim isterseniz. Sinanpaşa'da AK Parti 2013-2014 yılları arasında ilçe başkanlığı yaptım. 9 belde bir ilçe tamamını o dönemde kazandık. Evet. AK Parti'nin eski üyelerindenim. Evet. Sinanpaşa'da 2013 seçimlerinde güzel bir seçim çalışması oldu. Çok güzel bir başarı getirdik. Evet. Daha sonra ilçe başkanlığını bizden sonra diğer bir arkadaş geçti. Evet. Afyon İl Disiplin Kurulu yönetiminde üyelik yaptım. Ondan sonra da belediye başkan adayı gösterildim bu evet. dönemde. Evet. Şu anda tam olarak bütün gayretimizle sahada çalışıyoruz. Çok şükür çalışmalarımız elhamdülillah çok iyi. Evet. İnsanlarla birebir diyaloglarımız, ev ziyaretlerimiz, evet. efendime söyleyeyim, birebir ilişkiler. Güzel bir çalışma yapıyoruz yani şu anda. Peki Erdal Bey, seçim startı verildi. Sizler şu anda Sinanpaşa'da gerek ev ev, kapı kapı, mahalle mahalle, sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmıyorsunuz. Ortam nasıl efendim? Yani Sinanpaşa halkının size bakış açısı nasıl şu anda? Şu anda ortamımız çok güzel. Gittiğimiz yerlerde sıcak bir karşılama, çok güzel sohbetler oluyor. Efendime söyleyeyim, insanlar bizleri evlerine davet ediyor. Çok güzel çalışmalarımız var. Sıcak, kaynaşmalı. Evet. Sağ çalışmalarımız çok güzel. Efendime söyleyeyim. İnşallah seçimi kazanacağız. Şu anda durumumuz çok çok iyi. Evet. Uzun zamandır zaten hep şu anda Sinanpaşa'da hep AK Parti'deydi zaten belediye başkanlıkları. Evet. Hep aynı şeyler yaptı. Yani AK Parti kuruldu kurulanı Sinanpaşa hep AK Parti'den yana oyunu kullandı değil mi? Aynen, hep AK Parti'den yana kullandı. Yani bu dönemde inşallah şansımız var diyorsunuz. Var, bu dönemde şansımız var Allah'ın izniyle inşallah. Durumumuz çok iyi, biz bunu kazanacağız. Kazanacağımızdan da eminiz yani, hiçbir sıkıntı yok Allah'ın izniyle yani. Peki, başarılar diliyorum Erdal Bey. Şimdi şöyle yapalım, o zaman... Peki Sinanpaşa için düşündüğümüz önemli projeler var mı? Birazcık onlardan bahsedebilir miyiz? Var. Sinanpaşa için düşündüğümüz projeler var. Mesela Sinanpaşa ile ilgili bazı cadde ve sokaklarda yapılmayan yerler var. Onları kesinlikle tamamlayacağız. Evet. İşte efendime söyleyin, arazi yollarının düzenlenmesi, ondan sonra modern seracılık, evet. efendime söyleyeyim, hayvancılık bölgesi ilan edeceğiz. Hayvancılığa her türlü desteği vereceğiz. Evet. Efendim mesela toki evleri, kültür turları gibi buna benzemez daha çok bir şeylerimiz var. Yapacağımız projeler var yani. Hepsini Allah'ın izniyle elimizden geldiği kadar toplamda yapacağız. Toplamda kaç projemiz var Erdal Bey? Mesela proje olarak dediğiniz zaman toplamda kaç projemiz var? 25-30'lu büyük projelerimiz var yani. Küçük ve büyük 30'a yakın proje var. 30'a yakın projemiz var yani, evet. Peki bu projelerin dışında halkın özellikle sizden beklediği, istediği, Sayın Başkanım işte biz sizden Sinanpaşa'ya şunun da yapılmasını istiyoruz dedikleri bir şey var mı? Mesela siz sahadasınız, hani gidiyorsunuz, geliyorsunuz, onların problem ve sorunlarını dinlediğiniz için soruyorum bunu özellikle. Evet. Var mı öyle bir şey efendim? Var. TOKİ'ye çok önem veriyorlar. TOKİ'nin olmasını istiyorlar değil mi? Evet. TOKİ'nin olmasını istiyorlar. Evet. Doğalgazın olmasını istiyorlar. Ondan sonra üniversiteye biraz daha böyle öğrenci sayısının artırılması, yeni bölümlerin kazanılması. Kazandırılmasını istiyorlar. Bunlar halkımızın çok fazla istedikleri talepler. İnşallah biz de bunları yapacağız yani. Eksiklerimiz var ama en çok dediğim gibi
TOKİ'dir, efendime söyleyeyim, doğalgazdır. Bunları çok istiyorlar yani. Peki TOKİ ile alakalı olarak mesela Sinanpaşa'da hali hazırda belediyeye ait veya hazineye ait olan bir yer var mı? Mesela öngördüğünüz bir arazi var mı? Var. Hazineye ait araziler var. Peki toplamda kaç sayı olacak? Mesela TOKİ yapılacak olursa Sinanpaşa'ya rakam kaç olur? Kaç dairelik olur? Tabii bu talebe göre ama en azından biz şu anda 80-100 arası düşünüyoruz yani. Yani Ahmet Paşa'ya da yapıldı biliyorsunuz. Tabii, tabii. Yakın zamanda anahtar teslim yapılacak. Yapıldı, evet aynen. Yani oradan farklı mı olur, bu çok katlı mı olur veya yani dikey yapılanma mı olur, yatay yapılanma mı olur? Nasıl olur efendim oradaki yapılanma işlemi? Valla halkımız nasıl isterse, katlı da olabilir, tek kat üzerinde bahçeli de olabilir. Halkımızın çoğunluğu ne derse ona göre bir şey yapacağız. Halkımızın yani isteği neyse başımızın tacı evet, diyorsunuz. Aynen aynen. Peki, halkımız nasıl isterse. Ama kesinlikle TOKİ'yi yapacağız yani inşallah. İnşallah. Allah inşallah bu projelerinizi kısa zamanda yapmayı nasip eylesin diyelim bizler de. Peki efendim önümüzde 31 Mart mahalli liderler yerel seçimleri var Erdal Bey. Evet. Buradan seçmenlerinize, ekranları başında bizleri izleyen seçmenlerinize neler söyleyeceksin son olarak? Son olarak vatandaşlarımızın desteklemesini istiyorum. AK Parti iktidarından her zaman faydalandığımız gibi şimdi de faydalanalım. Yapılmayan yerleri, eksikleri tamamlayalım. Evet. Halkımızın desteğini istiyorum. İnşallah biz de oralara geçersek halkımızı mahcup etmeyeceğiz. Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Güzel bir hizmet yapacağız. Yani hatta yarım kalan projeleri de tamamlayacağız değil mi inşallah? Tabii. Yarım kalan yani yetişmeyen projeler mutlaka vardır. Vardır. Yetişmeyen projeler vardır mutlaka. Onların takipçisi olacağız. Biz de bunun üzerine kendi projelerimizi ilave edeceğiz. Nereden kaldıysa o şekilde devam edeceğiz. Kaldığı yerden bu iş, bu hizmet devam edecek. Devam edecek. Durmak evet. Yok, yola devam. İnşallah. İnşallah. Peki değerli izleyenler, Sayın Erdal Karaman'la bugün bir söyleşimiz oldu. Erdal Karaman'ı tanıttık. Erdal Karaman diyor ki biz taşın altına elimizi koyacağız. Sinanpaşa için elimizden geleni yapacağız. Yapılacak ne varsa her türlü hizmete biz talibiz. Halkımıza güveniyoruz. Sonuna kadar halkımızın yanındayız. Halkımız ne derse başımızın tacı diyor. Biz de buradan tekrar kendisine başarılar diliyoruz efendim. Çok teşekkür ederim bu imkanı bize sağladığınız için. İnşallah biz de verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Ne diyorsak harfiyen yerine getireceğiz. Yani yapacaksak AK Parti iktidarının sayesinde bizler yapacağız. Biz güçlüyüz. Başaramayacağımız, yapamayacağımız herhangi bir şey yok yani kesinlikle. Yani sözünü vermeyiz diyorsunuz. Evet, sözünü vermeyiz yani. İnşallah bunları yapacağız yani. İnşallah. Peki, teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun.